Hayaşa Kafe Restorant, zamanın küllerini sunar. İyi akşamlar. Erzincan'ın güzel halkı, Erzincan'ın canım insanları, Zamanın Külleri adlı edebiyat programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizinle edebiyatın hem kendisinden hem özünden hem de edebiyatın sükuta nereden vardığından, hasretin aslında hayatımızın yolunu ne kadar tamamladığından, bizi aşk yolunun medeniyet kısmına nasıl ulaştırdığından bahsedeceğiz. Ve bu akşam günün, gündemin aksiyon dolu, biraz üzücü, biraz hüzün dolu haberlerinden ziyade biraz daha edebiyat kokan, biraz daha kendi halinde ve biraz daha gönle sirayet etmeye çalışan boyutlarıyla karşınızda olacağız. Anlatabilir miyiz? Bunu bilmiyorum. Ama çok güzel şeyler anlatmaya çalışıp çok güzel şeyleri gönüllerinize nakşetmeye niyet eyledik. İyi akşamlar diliyoruz. Zamanın Külleri programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız ve hemen aceleyle programın 3. bölüm konuğuna geçmek istiyorum. Konuğumuz Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bölümünden Türkçe ana bilim dalından Faruk Gürbüz hocamız, yardımcı doçent. Sayın hocama hemen dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Hocam bugün bayağı bir konumuz var. Evet. Kuliste de zaten konuştuk. Sözün aslında kendisinden bahsedeceğiz. Sözün sükuttan yola çıktığından bahsedeceğiz. Belki araya enstrümanlarla müzisyen arkadaşlarımız bize merhaba diyecekler, bize eşlik edecekler. Ama tabii hadis gereği işi ehline bırakınız gereğince biz de sözü ehline bırakmak istiyoruz. Ben hemen hocamla başlamak istiyorum. Faruk hocam, önce sizi bir tanıtalım istiyorum. Canım Erzincan'ın güzel insanlarıyla sizi buluşturalım istiyorum. Hocam 1958 Kars Sarıkamış doğumlu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü'nden. Türkçe bölümünden. Türkçe bölümünden mezunsunuz hocam. Hocam aynı zamanda İlahiyat Fakültesinden zannedersem yüksek lisansınızı orada yapmışsınız. Şöyle söyleyeyim, ön lisansımız Türkçe öğretmenliği, 3 yıllık eskiden eğitim enstitüleri vardı Türkçe öğretmenliğinde. Lisansımı Türk Dili Edebiyatı'nda tamamladım. Daha sonra yüksek lisansımı tefsirde, Kur'an-ı Kerim'de. Sonra doktoramı Tercüme Problemleri ve Mealler adlı tezimle gene İlahiyat Fakültesi'nde. 98 yılında değil mi? O yıllara tekabül ediyor. Daha sonra Çeviri Bilim bölümünden doçentliğimi aldım. Çeviri Bilim'den, yani tercüme ilimleri. Yani disiplinler arası çalışmış oldum. Evet. Buna akademide disiplinler arası, interdisiplinler diyorlar. Öyle bir çalışmayla doçent olduk. Gene aynı çeviri bilim ekseninden profesörlük için çalışmalarım devam ediyor. 2004'te doçentlik ünvanını almıştınız değil Yok, mi hocam? Yok, 2004'te doktora ünvanını aldım. Doktora ünvanını aldınız. Ne zamandan beri, kaç yıl oldu Erzincan Üniversitesi'nde? Erzincan Üniversitesi'nde 2007 yılından beri Erzincan Üniversitesi'ndeyim. Türkçe bölümüne, eğitim fakültesi Türkçe bölümüne atandım. Daha sonra ise Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı bölümüne. Türk Dili Edebiyatı. Şu anda Çeviri Bilim Bölüm Başkanı olarak vazifeye devam ediyoruz. Şimdi hocamın odasına gittim geçenlerde. Bayağı bir hocamı rahatsız ettim. Hocam siz ısrarla konu konuk olarak alacağız diye. Bayağı bir kitap dolu. Hocam tez yazıyor bu ara. Hani masanın üstündeki kitapların arasında artık hocam o kadar böyle bir yoğun ki yazan zaten 150 sayfayı bulmuştu bilgisayar başında yazmanızı. Düzeltiyordunuz değil evet, mi? Evet. Düzeltme safhasına geçtik ama sevgili arkadaşlarımız var. Bazen bize takılıyorlar. Diyorlar ki bu masanın üstünü mahsusen kalabalık gösteriyorsun ki kitapları toplamıyorsun ki çalışıyormuş intibağı veresin diye diyorlar. Tabii öyle, kitapları masadan bir türlü kaldıramıyoruz. Şimdi hocam o 150 sayfalık yazıyı görünce bizim birinci bölümde söylediğimiz bir söz vardı. Marifet iltifata tabi. Evet. Orada bir marifet vardı. Bizim bugün buna yer vermemiz gerekiyor diye düşündüm. Ama tabii hani sizin sözünüzü de kesmek istemiyorum. Yok estağfurullah, buyurun. Sözlerin yazıya döküldüğü yer bizim bugünkü konumuz. Hasretin aslında sükut ettiği yerden geliyor. Hocam
Sükut konusuyla başlamak istiyorum. Sizin bir dergide yer alan bir yazınız var. Çok dikkatimi çeken de bir hikayesi oldu. Kuliste hocamla konuştuk. Şöyle bir Vigne'nin şöyle bir sözüyle başlıyor hocam. Diyor ki ulvi olan sükuttur, gerisi zaaftır. Ve bir kurdun kendi yavrusunu kurtarabilme adına girdiği mücadeleyi ve bu mücadeleden sessiz sedasız bir şekilde hayatını kaybetme pahasına nasıl çıktığını anlatıyor. Avcılar kurdu vuruyorlar, öldürüyorlar, köpekler kurda saldırıyor ama erkek kurt hiç ulumuyor, hiç çıtını çıkarmıyor ve dik bir duruşla orada canını feda ediyor, yavrusunu da kurtarıyor. Bu durumu siz şöyle özetlemişsiniz, kurdun gözlerindeki sükutun heybeti belirmiştir diyor. Ve bu heybet bir şaire ağlamanın, inlemenin ve yalvarmanın ancak bir zillet olduğunu anlatır. Erkek kurt kaderin kendisine yüklediği vazifeyi ifa etmiş ve ızdırap çekmiş ama inlemeden ölmüştür. Şairin de aslında yazıya dökmesi sessiz bir sükutun çığlığı olabilir mi hocam? İçeride konuştuk, sözü size bırakıyorum. Evet, aslında bu Vini'nin bir av sırasında başına gelen bir hadise. Evet. Bu kurt avı. Yani dişi kurt ve yavrularının macerası Vini üzerinde derin tesirler bırakıyor. Sonra bizim Yahya Kemal Beyatlı bunu tercüme ediyor. Vini'nin bu kurt avındaki kısa hikayesini tercüme ediyor. Yahya Kemal Beyatlı'nın intibaları bu aslında. Çünkü tercüme eden o. Biz de Yahya Kemal Beyatlı'nın tercümesinden bunu okurken sükut üzerinde daha farklı tedayiler oluştu bizde. Daha farklı intibalar oluştu bizde. Dolayısıyla sükutun bir analizinin yapılması lazım. Yani sükut nedir? İşte sükut bazen bir haykırıştır. Yani tezat sanatı yapmak gerekirse sükut bazen bir çığlıktır. Sükut bazen bir tevekküldür. Allah'a sığınmadır. Yani şamatada vaaz edemez. Kimse evet. dinlemez seni. Veya ağlarsın, inlersin, merhamet bir taş kesilmiştir, heykelleşmiştir insan ruhları, duymaz. İşte bugün çığlıklar var, Ayuka yükseliyor, Arş'a yükseliyor, işte Mısır'da, Suriye'de, Orta Doğu'da müthiş iniltiler var. Evet. Konuşanlar var, haykıranlar var, şairler var, herkes var ama insanların kulağı sağır. Böyle durumlarda, böyle hallerde insan sükutun zırhına bürünmeyi tercih ediyor. İşte kurt etrafını sarmış, zalim avcılar tarafından muhasara edilmiş, kamalarını sonuna kadar saplıyorlar, yavrularını kurtarmak endişesi içerisinde, son anda ölmeden önce durup ve kendisini öldürmeye kalkışanlara bakıyor. İşte bu anda o dişi kurdun gözlerinde bir sükut beliriyor. Sükutun heybeti, suskunluğun heybeti. Mesela evrene, kainata baktığınız zaman susan şeyler daha manalıdır aslında. Zaten o yazımın başında da söylemişim. Yani dalgalı denizlerin hırçınlığı beni pek etkilemez, beni pek büyülemez. Ama suskun denizlerde müthiş bir heybet vardır mesela. Gökyüzüne baktığınız zaman gökyüzünün o derin maviliği var, bir de şimşeklerin çaktığı bir gökyüzü var. Şamataya bakarsanız yıldırımlar, gök gürültüleri sizi tesir altına almış gibi gözükür ama suskun bir gökyüzü, suskun bir coğrafya, suskun bir deniz, suskun bir insan, insanı daha fazla büyülüyor. Sebep? Çünkü bütün bu evreni yaratan, alemleri yaratan Allah'a sığınmanın adıdır sükut. Ben bittim artık demektir. Ben bittim. Ne sözüm tesir edebilir şu insanlara? Yani yere haykır, göğe haykır. Her şey sağırlaşmış. Merhamet taş olmuş. İnsanlarda vicdan kalmamış. Birbirlerinin kanını içiyorlar. İşte Birinci Dünya Savaşı, evet. İkinci Dünya Savaşı, şu anda lokal, mahalli bir takım savaşlar var, mülteciler evet. var, ağlayan bebekler, inleyen insanlar var. Bütün bu dehşet, vahşet manzaraları içerisinde insan ne yapabiliyor? Aciz olduğunu haykırıyor. Yani bir çocuk ağladığı zaman bütün bir aileyi başına davet eder değil mi? Çünkü acizdir. Evet.
Ama bir adam ağladığı zaman yetişkin, bu kendi başının çaresine kendisi bakar diye pek alakadar olmazsınız. Ama acizlik ifadesidir sükut. Sükuta yönelen, sükuta sığınan insan tevekkül zırhına bürünmüş demektir. Deveye Allah girer. Mehmet Akif'in Safahat'ında geçen bir şiiri var diyor ya. Haykır kime lakin, hani sahipleri yurdun diye. Evet. Sağa baktım, sola baktım. Orada da bir sükuttan bahsediyor. Etrafta kimseyi bulamamasından dert yanıyor. Tabii o işte orada da Akif ne diyor? Haykırmanın nafile olduğunu söylüyor. Özellikle Bülbül adlı şiirinde, evet, değil mi? Onu diyecek. Evet, Anadolu'yu gezerken vahşetleri görüyor, Yunan mezalimini görüyor. Saçları katranlara batmış dedeler, göğsü baltayla kesilmiş valideler. Medeniyet denilen maskara mahluka lanetler eder diyor. Haykırıyor o da. Yani medeniyete haykırıyor. Yani Batı'nın medeniyetine haykırıyor ama o medeniyet hissiz, sağır. O medeniyet kavramını programımız ilerleyen dakikalarında devam edeceğiz. Biz medeniyet kavramını hocamla daha detaylı, daha teferruatlı bir şekilde sizinle paylaşmaya çalışacağız. Ben burada sükut eden insanın aynı zamanda bir isteğinin, bir şeye, bir aşka hasret duymasından dolayı sükut edebileceği üzerinde durmak istiyorum ki hocamın Kimsesizler adlı bir şiir kitabı var. Ben buradan tanıtımını da yapmak istiyorum. Kimsesizler adlı şiir kitabı, zannedersem şiir kitabındaki en uzun şiirin adı da Kimsesizler. Evet, öyle sükut sanıyorum. Sükut eden insan kimsesiz midir hocam? Oradan bir girmek istiyorum ben. Bir bakıma sükut eden insan gerçekten kimsesizdir. Ama kimsesizler çok güçlüdür. Evet. Şu anda bu beytin şeyi, meşhur şeyi aklıma gelmedi. Hocam, kimsesizlerin kimsesi Allah'tır. Evet. Keşke şu anda aklıma gelseydi o şiirin şairi. Kimsesi hiç kimse yoktur. Her kimsenin var kimsesi. Kimsesiz kaldım, yetiş ey kimsesizler kimsesi demiş şair. Şimdi burada kimsesizlerin kimsesi Allah'tır. Evet. Dolayısıyla bu insanlar oraya sığınıyor. Dolayısıyla sükutun sığındığı nokta da ora. Çaresizlik, kimsesizlik. Dolayısıyla yeryüzünün en güçlü insanları bunlar. Çünkü sevgili Peygamber Efendimizin de bir hadisi şerifi var değil mi? Mazlumun ahından Allah'a sığın. Mazlumun duasından Allah'a sığın. Çünkü onun ile Allah arasında bir perde yoktur. Doğrudan oraya ulaşır. Dolayısıyla kimsesizlik ilk bakışta gerçek manada kimsesizlik gibi gözükse de kimsesizlerin kimsesi Allah'tır. Eyvallah. Evet. Şimdi hocamın kitabının en arka kısmında bir şiir var. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Diyor ki kimsesizliğin girdabında kaybolurken bile recasızlık eyleme seni yer bitirir. Ateşlerdeki teni himaye ettiren güle girdabı da ab-ı hayata çevirir diyor. Evet, o bizim arkadaşımız Şuayb vardı. Onun bir şey yazmasını istedim. O da oraya onu ilave etti. Gerçekten ümitsizliğe sığınmamak lazım. Yani sükut ümitsizlik değildir. Sükut çaresizliktir ama ümitsizlik değildir. Çarelerin bittiği yerdir. Dolayısıyla ne kadar kimsesiz olursak olalım, ne kadar başımıza belalar, musibetler üşüşürsün, ne kadar dertlerin kıblesi olursak olalım, hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamamız gerekir. Çünkü ümitsizlik, kimsesizlik, ümitsizlik başka, kimsesizlik başkadır. Eğer sükutun zırhına bürünürseniz, Allah'a teslim olursunuz, Allah da sizin vekiliniz olur. Ve dolayısıyla meseleler çözülür. İşi ona havale etmiş olursunuz. Yani bittiği nokta. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın sabrına bakın. 950 yıl. Tabii ki bu ifadeler Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ya Rabbi diyor. Nedertu kavmi leylen ve nehara. Kavmimi gece gündüz uyardım, ikaz ettim. Ve lem yezidhum duai illa firara. Benim duam onların kaçışlarından başka hiçbir şeyi artırmadı diyor. Çaresiz ve yeryüzünde tek. İşte o zaman alemlerin Rabbi devreye giriyor. Çünkü kul bitmiş. Kulun bütün çareleri tükenmiş. Tükenen insan ne yapıyor? Artık ben sustum diyor. O var. O var. O var. Konuşacak olan konuşsun. O konuştuğu zaman da nasıl konuştuğu,
dinler tarihinde de, insanlık tarihinde de var. Evet. Kur'an'da bir de buğz etmek diye bir bölüm var. Sıkıntı anında elini kalbine götür ve buğz et diye bir bölüm okumuştum. Zaten siz daha iyi biliyorsunuz tefsirini. Yok, onu hatırlayamıyorum. Belki o manada bir şeydir. Toparlayamıyoruzdur belki. Ama buğz etmek, tabii kötülere buğz etmek bir ibadettir. Yani sevgili Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. Amellerin en faziletlisi hangisi? Allah için buğz etmek, Allah için sevmek. Zaten gerçek karakter de budur. Yani müminin, inanan insanın, kişilik sahibi, şahsiyet sahibi insanın en doğru duruşu da budur. Yani kötülerle beraber olamaz. Mutlaka bir çizgisi olacak. Nedir? İyiliklerle beraber kötülüklerden uzak, kötülüğe buğz edecek, nefret edecek. Dolayısıyla iyileri sevecek. Ve böylece insanın şahsiyeti belirmiş olacaktır. Bu manada dediğiniz doğru. Yani buğz etmek lazım kötülüklere. Evet, kötüler, yaşanan kötü hadiseler, aksiyonlar, teferruatlar ve acı hikayeler, geride bırakılan acı anlar, kimsesizlerin kimsesi olan Allah'a insanı biraz daha yakınlaştırıyor. Ve sükut etmek bir bakıma Allah'a insanı yakınlaştıran bir etkendir diyebiliriz biz burada. Tabii. Ben burada hemen müzik bölümü... Müzik bölümünden Mesut kardeşime ve Ahmet kardeşime dönmek istiyorum. Aynı zamanda Suat zaten neyzenimiz. Bizimle de iştirak edecek, bize eşlik edecek. Çok müziklerde çok yer alamayacağım ama arkadaşlarımla eşlik edeceğim. Şimdi Suat'ın durumu bizden biraz daha farklı. Niye derseniz, çünkü Suat hem bize eşlik ediyor hem de müzisyenlere eşlik ediyor. Böyle aramızda bir köprü görevi görüyor, onun işi daha ağır. Ondan dolayı ben teşekkür ediyorum. Ben tekrardan müzisyen arkadaşlarımıza, Ahmet'e, Mesut'a, Suat'a hoş geldiniz diyorum huzurlarınızda. Onları zaten tanıştırmıştık, anlatmıştık, sizden de bahsetmiştik. Tekrardan tanıştırmak istiyorum. Müzik bölümünden Ahmet, Can, Çevi ve Mesut Taş. Suat kardeşim de yüksek lisans öğrencisi, İktisat Fakültesinden. Hocamın müsaadesi varsa kendi şiir kitabından, kendi şiirinden... Şimdi şairin karşısında şiirini okumak marifet ister de haddimizde değil. Güzel okuyacağınız kanaatindeyim. İnşallah güzel olur. Kimsesizler adlı şiirimiz var. Kimsesizler şiirimize ek olarak Yağmurlar adlı parçayı seslendireceğiz. Ve ben sazı, sözü müzisyen arkadaşlarıma bırakıyorum. Yıpranın içinde karanlık sokakların, saadetten mest iken herkes ocaklarında, merhametten nasipsiz köhne kaldırımların, siz şefkat arayınız buzlu kucaklarında. Aş ediniz dertleri yorgan karanlıkları, alın ekmeğinizi çile sofralarından, kararan bahtınıza çilenin çocukları, biraz ışık isteyin sokak lambalarından. Artık talihinize ıstıraplar üşüşsün. Sıcacık yuvalardan kovulmuş çileleri alınız, alınız içinizle ruhunuzda büyüsün. Nasıl büyüttülerse loş sokaklar sizleri. Kervan kervan elemler sizlere yoldaş olmuş. Bin bir türlü kaygılar kalbinizi dağlasın. Her yürek dayanmaz, size merhamet bir taş olmuş. Bir çift göz bulunamaz, derdinize ağlasın. Anlatın derdinizi, anlatın da karanlıklar dinlesin. İnsanlardan merhamet beklemeyin boşuna. Sokakların nabzında çaresizlik inlesin. Kimsesiz ölülerin yalnız kalmış naaşı. Kimsesizler... Kimsesizler bir gizli ıstırapla dağlanmış. Kimsesizler kimsesiz gecelerde ağlaşır. Kimsesizler yoksulluk aşına ekmek bebanmış. Kimsesizler çileyi ekmek diye paylaşır. Sokaklar sakin.
bassam. Ellerim titrer, kim bu ben, kim bu susam? Ne soran var ne bilen, sebebim yok bana kıyan. Kadınım sen gül, vazgeçtim rüyalardan. Sevmezsen yağmurları sev, bulutlar ağlasın, sen gül güneş doğsun. Yeniden gidiyorum, gözüm yaşlı, hatıramlar yüreğime. Sen sev yağmurları, yağmurlar yağsın üzerime. Gidiyorum gözüm yaşlı, ah yine yol, yol üstüne. Sen sev yağmurları, yağmurlar yağsın yüzüne. Elemler, elemler hep gencecik, ömürler örseledi. Biter ölümle, biter bu sancılar nihayet. Acı rüyalarınız hüsranı müjdeledi. Arzu ederken sizler bir parçacık saadet. Ümitleriniz bitmiş, hayalleriniz yorgun. Hayat sunar sizlere hüsran dolutasını. Vurgun gönülleriniz derde çileye vurgun. İçmek nasibinizmiş yoksulluğun yasını. Yokuştur bu hayatın yolları, hep yokuştur. Hoş bir rüyadır size mesut olmak ve gülmek. Kurtuluştur bilirim, ebedi kurtuluştur. Karanlık gecelerin koynunda ölüvermek. Sizi de sizin gibi çaresizler yitirdi. Sonu meçhule giden sokaklar ortasında çaresizlikler her gün sizi yedi bitirdi. Pisli garipliğiniz, pisli garipliğiniz, elemlerin vitasında. Gariplik, gariplik bu kimsesiz çocukların şanıdır. Gariplik tükeniştir kaldırım taşlarında. Gariplik yetimlerin ezelden nişanıdır. Gariplik kocamaktır 18 yaşlarında. Onlar ki yalnızlığa kurban oldu olanı, düştüler bir kerecik bu yutan bataklara. Sevdaları sokakların, çocukları sevdalı. Bir ömür törpüsünü andıran sokakları. Beni sevmezsen yağmur. Bulutlar ağlasın, sen gül güneş doğsun. Yeniden gidiyorum, gözüm yaşlı, hatıram var yüreğime. Sen sev yağmurları, yağmurlar yağsın üzerine. Ah yine yol, yol üstüne. Sen sev yağmurları, yağmurlar yağsın diyorum. Gözüm yaşlı, yağmurlar yağsın üstüme, yağmurlar yağsın yüzüme. Mesut Taş. Size de sağlık. Teşekkür ederiz.
Yüreğinize sağlık, sesinize, gönlünüze sağlık. Tabii bu Kimsesizler adlı şiir biraz Kaldırım şiirine benzetiyorum ben bunu, Necip Fazıl'ın. Evet. Kaldırım'da kimsesiz tek başına kalan bir insanın aynı zamanda çaresizliğini, kendi içerisinde kendi sükutunun nabzını aslında kağıda döken Faruk Hocam'a sözü bırakmak istiyorum. Hocam buyurun. Evet, kimsesizler zaten bizim gençlik yıllarımızda bizi yoğuran belli başlı şairler vardı. Arif Nihat Asya, Nihal Atsız, Necip Fazıl Kısakürek. Bunlar en fazla okuduğumuz şairlerdi. Tabii beni biraz Baki de, Fuzuli de etkilemiştir lirik olarak. Onların bir ilhamı, bir aksi diyebiliriz. Yani şuur altımızda kalmış bu şairlerin duygu, düşünce ve hayallerinin biz de bizim ifadelerimizle tecelli etmiş bir şekli olarak düşünülebilir. Doğru yani benim bir arkadaşım da şiir kitabımı incelediği zaman Baki'den, Fuzuli'den, Necip Fazıl'dan, Arif Nihat Asya'dan izler taşıdığını söylemişti. Bu etkileniş gayet tabidir. Çünkü okuduğunuz, beslendiğiniz çevreyi aksettiriyorsunuz neticede. Öyle. Öyle bir şey diyebiliriz. Geçen haftaki programda demiştim, bazen tek başına sokağın altında gezen bir adam varsa, Muhammediye Camii'nden çıkıp şöyle Atatürk Parkı'na doğru yürüyen, o adamlardan bir tanesi de benim demiştim. Yani burada Kimsesizler adlı şiiri okuyunca bir bakıma da o sokakta kalan kimsesizlerden sanki bir parça da bizde var. Hepimizde var. Bir tarafımız öyledir. Yani bu millet neden ağlar diye bir şeyi vardı Osman Yüksel Ser'den geçtiğinin kitabı. Bu millet dertli millet. Yani öyle fazla neşeli bir tarafımız yok. Bu da biraz gurbetçi oluşumuz sebebiyle işte Orta Asya bozkırlarından tutun Adriyatik kıyılarına kadar sefer etmiş. Evet. Her coğrafyayı vatanlaştırmış. Öyle. Coğrafya başka bir şey, vatan başka bir şeydir. Şimdi serbest çağrışımlar bizi bir yerden bir yere götürüyor. Remzi Oğuz Arık'ın bizim liseli yıllarımızda okumuş olduğumuz, bizi çok çeken bir kitabı vardı. Coğrafyadan Vatana diye bir kitabı vardı. İşte coğrafya ve vatan farkı bu. Coğrafya hayvanların, insanların kayıtsız olarak çiğnediği taş toprak parçasıdır. Ama sen ona emeğini, kanını, alın terini harcadığın zaman, onun üzerinde ocaklar kurduğun zaman, mutlu yuvalar kurduğun zaman, nesiller yetiştirdiğin zaman, işte o zaman vatan oluyor, coğrafya vatan oluyor. Şimdi Türk milletinin öyle bir kaderi var ki, gittiği her coğrafyayı vatan yapmış. Hem de kendi öz vatanı haline getirmiş. O biraz da şeyden gelmiyor mu hocam? Müslümanın ayak bastığı yer İslam toprağıdır. Biz de gittiğimiz her yeri vatan bellemişiz. Orta Asya bozkırlarından Adriyatik'e kadar, Çin Seddi'nden Anadolu'ya kadar, hatta Avrupa'nın ortalarına kadar Kanuni zamanında en geniş sınırlara ulaşmışız. Muhteşem ünvanı da oradan geliyor. Bu demek zaten bir şuur ekiyorsun, toprağa iman ekiyorsun, vahşet ekmiyorsun batılıların yaptığı gibi. Evet. Hani gene benim bir şiirimde bir mısra aklıma geldi işte. Çakır dikenler büyür, toprağa vahşet ektik. Toprağa vahşet ekerseniz çakır dikenler büyür. Dolayısıyla Türk milletinin kaderi böyle değil. Gittiği her yere alın teri, emek, iman ekmiş. Düşünebiliyor musunuz? Bu coğrafyada bizden önce sakinler var. Medler var, Persler var. Büyük Roma İmparatorluğu var, bölündükten sonra Doğu Batı Roma İmparatorluğu olmuş. Hı hı. Kavimler gelmiş geçmiş ama bugün burası onların vatanı değil. Evet. Sebep vahşet ekmişler. Mesela işte göklere çıkarılan bir İskender İmparatorluğu var, Büyük İskender İmparatorluğu överler. Güya bir medeniyet kurmuş olduğunu söylerler. Neresi medeniyet? Cemil Meriç ne kadar güzel analiz etmiş bu medeniyeti. Nüfusundan her 40 kişiden 39'u köle. Onun için medeniyet telakkisi farklı bir şey. Vatan telakkisi farklı bir şey. Eğer bir oluşum, bir tekevvün içerisinde insanlığı geliştirmiyorsa ona medeniyet denmez. Bu yüzden yeryüzünde ben medeniyetler tabiri lafına katılmam. Bir tek medeniyet var. Peygamberler medeniyeti. Evet. Peygamberler medeniyetinden başka bir medeniyet yok. Sükut içinde kendini arayan adamın aynı zamanda bizim milletçe kendi hamurumuzda yoğrulan
timsalleri, misalleri, örnekleri var. Hekimoğlu İsmail'in Derdimi Seviyorum adlı bir kitabı vardı. Oradan yola çıkmak istiyorum. Bu millet gerçekten Türk milleti olarak, hani İslam medeniyeti olarak, biz İslam medeniyetinin sancaktarlığını yapmış bir millet olarak çoğu zaman derdimiz oldu, tasamız oldu. Çünkü bu bayrağı taşımak, bu hizmeti yapmak, koşturmak, çaba sarf etmek, efor sarf etmek, yolmak, yorulmak aynı zamanda çok adamı yoruyor ve toplum olarak yorgun düştüğümüz savaşlarla uğraştığımız yıllar oluyor ve kan akıttığımız dönemler oluyor. Vatan dediğiniz aklıma hemen geldi. Biz ilkokuldayken böyle bir tabelaya asmışlardı. Tabelanın altında şu yazıyordu: bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Uğrunda ölen insanların varlığı o toprağı vatan kılıyor. Hani varlığından ziyade uğrunda ölen insanların ülküsü. Ülküsü. Şimdi çünkü mücerret olarak baktığınız zaman, daha doğrusu sözü değiştireyim, müşahhas olarak baktığınız zaman bir yanlış insanlar topluluğu da ölüyor. Evet. Yani bir işte Hannibal'ın, Kartaca komutanı Hannibal'ın orduları da öldü. İskender'in orduları da öldü. Ama bir ülkü var. Hangi ülkü uğruna ölüyorsunuz? Mesela hangi savaş meşrudur? Şimdi uluslararası literatürde savaşta insan öldürmek caiz deniyor. Hangi savaş? Hangi savaşta ölmek ve öldürmek caizdir? Bir tek savaş vardır. Yeryüzüne gelmiş olan peygamberlerin davası uğruna yapılmış olan savaşlar. Bizim milletimiz bunun için savaşmıştır yeryüzünde ve bu savaşlardır toprakları vatan yapan ve bu ülküdür. Yani oradaki şiirin uzantısı mutlaka bizim dediğimiz doğru noktaya gider. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu noktaya kadar gelir. Evet. Çünkü analitik değildir şiir, bilirsiniz. Biraz daha sentetiktir. Öyle. Düşündüğü zaman oraya gelir. Ama şunu ehemmiyetle vurgulamamız gerekir ki hangi değer uğruna ölüyorsan o vatan yapıyor. Ülkünün mukaddesliğidir yani. Bu noktaya iyi bakmak lazım. Niçin ölüyorsun? Yapılan seferlerde, gidilen yerlerde, aslında gidilmeden önce bir fetih zaten yapılmıştı. Anadolu'da dergahlar kurulmuştur. Dervişler, Hacı Bektaş-ı Veliler, siz daha iyi bilirsiniz hocam. Hacı Bayram Veliler aynı zamanda. Tarikatlar bir gönül dergahı kurmuşlardır. Oradaki insanların aslında gönüllerini fethetmişlerdir. Daha sonra ordular oraları kontrol altına almıştır. Ama büyükçe bir mücadele içine girilmemiştir. Tamamen insanların gönülleri fethedildiği için o insanlar gün gelecek İstanbul fethedilmeden önce, eğer bir başımızda, siz tamamlayın hocam, Katolik aslında güzel bir noktaya Osmanlı sarığı görmeyi tercih ediyor. Evet, güzel bir noktaya tesadüf ettiniz. Zaten asıl fetih gönüllerin fethidir. Bakın, bir coğrafyaya gidebilirsiniz askerlerle, çok yüksek böyle kırıcı gücünüz olur, kuvvetleriniz olur, nükleer silahlarınız olur, caydırıcı güçleriniz olur. O coğrafyayı istila edebilirsiniz. Zaten kelime ne kadar güzel, istila. İşgal edersiniz. Ama o topraklar sizin olmaz. Kalıcı olmaz. Kalıcı olmaz. Çok yakın gelecekte elinizden çıkar gider. Ama o ülkenin insanlarının kalbini fethettiğiniz zaman o insanların vatanları da dahil her şeyi sizindir artık. Burada bir hikaye paylaşmak istiyorum. Sene 2009 İstanbul'daydık. İstanbul'da bir vakfın yöneticisiyle sohbet ederken bir hikaye paylaştı. Dedi ki bunu Türkiye'den, o dönem zannedersem Sakıp Sabancı olsa gerek, bir iş adamı Kuzey Afrika ülkesine gidiyor. Zannedersem bugünkü Libya'ya gidiyor ve caminin birine giriyor. Günlerden cuma, cuma namazını kılacak. Bir bakıyor ki 10 dakika var vaktin girmesine ama cemaat yok. Köşede bir kişi Kur'an okuyor. Yaklaşıyor, Kur'an'ın okumasını bekledikten sonra bitiriyor, yaklaşıyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İngilizce soruyor. Ne oldu, cemaat nerede, burada namaz kılınmıyor mu diye. Adam başını Kur'an'dan kaldırıp şu cevabı veriyor. Diyor ki, birazdan cemaat gelecek. Buranın cemaati o onu evinden alır, o onu dükkanından alır. Bir anda gelirler. Öyle herkes tek tek gelmez. Bekleyiniz diyor.
Merak ettiğim bir şey var diyor. Siz herhalde buranın insanı değilsiniz. Bizim iş adamı diyor ki Türkiye'den geldim. Böyle der demez adam hemen Kur'an'ı göğsüne yapıştırarak hemen koşarak arka odaya giriyor. Tabii bizim iş adamı biraz tedirgin. Ne oluyor? Nereye geldik? Bizi öldürecek mi? Bu adam niye böyle kaçtı gitti? Artık ölürsek de günlerden cuma herhalde şehit oluruz diyerek başını önüne eğiyor. Oturuyor. Cemaat geliyor. Cami doluyor. Namaz başlayacak. Sünnet kılınıyor ezan okunduktan sonra. Meğer o Kur'an okuyan kişi caminin imamı. Arka odadan çıkıyor minbere. Hutbesini okuyacakken cemaatin de bizim iş adamının da dikkatini çeken bir hadise var. İmam az önceki sade kıyafetler içerisinde değil. Müthiş bir hırka işlemeli ve bir kılıç var. Elmastan süslemeleri, zümrütten süslemeleri olan. Kılıç da çok dikkat çeken bir kılıç. Cemaatin şaşkınlığı iş adamının dikkatinden kaçmıyor. Ve imam hutbeye başlarken Allah'ın ismini anıyor. Aynen şunları söylüyor. Bugün aramıza nereden baksanız 100 yıldır beklediğimiz o evladı Osmanlı'nın torunu vardır. Arzuladığımız o barışın, o huzur ikliminin torunu aramızdadır. Biz onları bekliyorduk. Yıllardan beri bekliyorduk. Gelsinler diye bekliyorduk ve bugün onlardan biri cemaatimizin arasında. Ben bugün hutbeyi ona bırakacağım diyor. Tabii bizim iş adamı gözyaşlarıma hakim olamadım. Hutbeyi okudum, anlattım ama o hutbeden, o minberden nasıl indiğimi bir de bana sorun diye hatıratını yazıyor. Biz bunu İstanbul'da dinlemiştik. Bizi o coğrafyalarda hala bekleyen insanlar var. Çünkü biz o insanların gönüllerini fethettik. O insanların ruhlarına bir şeyler aşıladık ve biz aslında vesileydik. Onlara anlatmak için birer vesiledik. Onların gönüllerini fethettiğimiz için birer vesiledik. Tam ben bu noktada sükut eden adamın kendini bulma arayışında gönülleri fethettiği sırada geleceğim diye uzaklara yazdığı bir şiiri paylaşmak istiyorum. Abdurrahim Karakoç 2012 senesinde vefat etti. Allah, evet, rahmet, Allah rahmet eylesin. Onun şiiriyle devam etmek istiyoruz hocam. Tabii buyurun. Bizim de gençlik yıllarımızda çokça dinlediğimiz bir şairimiz. Ney fon müziğimiz şeklinde gidecek miyiz? Abdurrahim Karakoç'un Geleceğim adlı şiiri. Altı kıtalık uzaklara yazılan ve uzaklardaki yare geleceğim beni bekle dediği bir şiir. Devam edelim. Yıllar 20 olsa da 30 olsa da, yollar kar çamur olsa da buz olsa da, bedenim yorgun aç ve susuz olsa da, bir gün yalın ayak terli gömlekle gelirim, beni bekle. Belki yakında olur, belki de uzak, sırtımda hatıralar, saçlarımda ak. Gün ve tarih bilemiyorum ama muhakkak bitmeyen bir azim, sabır ve emekle gelirim, beni bekle. Unutmam mümkün değil, unutursam mı? Gelmez diyen olursa sakın inanma, umudunu kaybetme ha zamanla, geç kaldı diyerek gam çekme. Gelirim, gelirim, beni bekle. Sıcak bir yaz akşamında olabilir, sarı bir güz akşamında olabilir, kışın beyaz akşamında olabilir, ellerimde bir top mavi çiçekle gelirim, beni bekle. Cümle köprüleri sel alsa da tek tek, söz vermişim bir kere, engel ne demek? Başı karlı, kara dağlardan geçerek azığım, azığım bir yudum su, bir dürüm ekmekle gelirim, beni bekle. Ah, ah
vermese de kaybolan gençliğimizi ayıran, ayıran bir kez kavuşturacak bizi ve içinde sevgilerin en temizi seninle dolu arı duru bir yürekle gelirim. Beni bekle. Nefesinize, yüreğinize sağlık diyoruz. Uzaklardaki yâre, uzaklardaki dostlara, gönül ehillerine ve gönüllerine girdiklerimize geleceğim deyip söz verdik. Biz de kısa bir reklam arasına giriyoruz. Geleceğiz diyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle. Yardım seven olmak bir şişeyle başlar. Satın aldığınız her Kızılay maden suyuyla Türk Kızılay'ına destek, ihtiyaç sahiplerine umut olabilirsiniz. Bu topraklar seni bağrına bassın istiyorsan, kimsenin gidemediği yere ilk sen gideceksin. O zaman memleketin her köşesinde yarım asır boyunca dört gözle bekleneceksin. Ford ticari araçlar 50. yıla özel 25 bin liraya 25 ay %0 faizle. Ermina Ziraat Mühendisleri denetiminde ve iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilen en sağlıklı sebzeleri ve meyveleri en hızlı şekilde fabrikaya ulaştırmakta, mahsullerin kalitesini ve tazeliğini kaybetmeden modern makinelerle işlenerek tüketicilere sunulmasını sağlamaktadır. Ermina Gıda, konserve üretiminde tamamen otomasyona yönelik hat uygulaması kullanmaktadır. Böylece mevsiminde toplanmış ve özenle seçilmiş en taze meyve ve sebzeler, katkı maddeleri kullanılmadan, el değmeden, en hijyenik ortamda tüketicilerin damak tadlarına uygun şekilde konserve haline getirilmekte, en doğal haliyle ve sağlıklı aseptik torbalarda müşterilerine sunulmaktadır. Ermina Gıda, Avrupa ve Arap ülkelerine ihracat yapma ve dünyaya açılma konusunda emin adımlarla ilerleyerek yüksek standartları hedeflemektedir. Ermina Gıda'nın turşuda en önemli ihracat ürünlerini kornişon turşu, biber çeşitleri oluşturmaktadır. Ermina Gıda'nın müşterilerini ulusal ve yerel zincir marketler, orta ölçekli perakendeciler, otel, restoran ve yemekhaneler gibi toplu tüketim kanalları oluşturmaktadır. Topraktan sofralara, Ermina Gıda. Bu topraklar seni bağrına bassın istiyorsan, şu hayatın yükünü çekmenin ne demek olduğunu da bileceksin. Ford ticari araçlar 50. yıla özel 25 bin liraya 25 ay %0 faizle. Yasin,
Tahsin babacığım. Demek değişik bir şey yapacaksın. Ha bu likapayı tikeceksin. Öyle mi? Allah izin verirse. Hani olmaz ya. Küre isindi. Umumi kuraklık oldu. O zaman ne yapacaksın İhsan? Sulama kredisi alacağım. Tahsin. Peki Tahir. İşleri buyurttun. Ha bu kadar likapayı nasıl toplayacağız? Hasat kredisi alacağım. Tahsin. Şimdi de bağır Rasım. Ha bu Türkiye'de bir Allah'ın kulü. Ligabayı ağzına sürmezse ne edeceksin? İhracat kredisi alacağım, satacağım onu yurt dışına. Tahsin. İyi de Ersin. Talep olmasa ne yapacaksın? Soğuk hava deposu için kredi alacağım. Tahsin da. Ula daha yolun başına ha bu kadar krediyi kimden bulacaksın Tahsin? Tabii ki de Ziraat Bankası'ndan alacağım. Başka kimden alacağım? Gerekirse arıcılık kredisi alacağım. Yine de çaydan değişik bir şey yapacağım. Çay içmez misin? Açık olanı alayım. Deravette çocuk ama galiba çay sevmeyin. Türkiye'nin en eski yeni bankası Ziraat'te çok şey değişti. Çiftçimize özel 200'den fazla konuda kredi ürünü sunuldu, ödeme koşullarında kolaylık sağlandı. Ama 151 yıldır bizi biz yapan değerler hep aynı kaldı. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Uçurdu sonsuzlara beni kutsi bir sevda. Uçup gitti yıllarım, tükendi bir an gibi. Koşuştu arzularım, at sürdü sonsuzlara. Yeşerdi ümitlerim, körpe bir fidan gibi. Gezerken caddelerde serseri ve derbeder, omuzlarım mukaddes bir yüke hamal oldu. Yepyeni ufuklara saldı başımı kader. Bu sefer yürüdüğümü bildiğim çileli bir yol oldu. Kaybolur duygularım, bir meçhule gider de yanar durur içimde bir deli sevda. Gözüm yok artık benim fani sevgililerde. Yürürüm sonsuza, dizlerim sonsuz yolda. Yürüyorum çaresiz bir sigara yakarak. Bir an kendi kendime soruyorum, ben neyim? Yürüyorum yollarda, bir sel gibi akarak. Yürüyorum. Kimsesiz, derbeder, avareyim. Uyur ıstıraplarım, gönlümde bir yar gibi uyur. Ağlar halime, ağlar, düşüp eriyen karlar. Kulaklarım gayipten bir davet duyar gibi. Sanırım ötelerden beni bir çağıran var. Hep böyle uzaklarda kendimi arıyorum. Ve hisler denizinde dalgalar alıyor beni. Şu derbeder halime şaşarak yaşıyorum. Yalnızlığım büyür, hep kuşatır kahır beni. Bir ham buldum başıma, artık viranelerdeyim. Alın beni elemler potanızda kaynatın. Gönlüm neyi arzular? Acep gözümle nerelerdeyim? Birazcık anlayanlar beni bana anlatsın. Ruhsuz bir ceset miyim? Yürüyen bir naaş mıyım? Korkuluk muyum? Neyim ben dimdik duran ayakta? Her derdini unutmuş bir gayesiz baş mıyım? Neyim ben? Neyim? Bir cin miyim? Bir cin miyim bu karanlık sokakta? Uçaklı sallar yem, daha fazla dayanmaz susarsan. Kırılır gider aslında.
çok zor değil. Gerçekler çirinsiz istersen. Kalbim kırık, kapılar açık. Aynı şarkı söylüyor. Yolum ince, yolum uzun. Yalnızlığımda sizlerden bahsediyoruz. Sükutun nabzını yazanlardan bahsediyoruz. Sayın hocamla beraber sohbetime devam ediyoruz. Az önce hocamın, Sayın hocamın Kendimi Arıyorum adlı şiirini sizinle paylaştık. Hocam inşallah memnun kalmışsınızdır. Evet, inşallah. Kendini aramak. Kendini aramak bir insanın neyi aradığını bilmeyen neyi bulduğunu anlamazmış derler büyükler, eskiler. Kendini arayan insan da neyi aradığını bilen insandır. Haddini bilen, kendini bilen insandır aynı zamanda. Ben burada aşk meselesine değinmeden geçemeyeceğim. Hocam derslerini aşk ve sevgi ikilemi etrafında işler ve odasında da hocamın misafiri olduğumuzda aşk nedir yoktu diye bana sormuştu. Ben cevap verememiştim. Burada sözü yine ben Sayın Hocama bırakmak istiyorum. Hocam aşk insanın beklediği şey aynı zamanda odur diyelim. Kimsesizlerin kimsesi. Beklediği, geleceğim diyenler bir aşkla geleceğim der. Ve kendini arayan adamın da aşk çerçevesi içerisinde aradığından yola çıkarak neler söylersiniz? Evet. Şimdi edebiyat derslerini anlatırken özellikle lisede çalıştığım yıllarda tahtaya bir hüsn, bir de Farsça u vardır. V anlamına gelir bir bağlaç. Hüsnü aşk yazar. Ondan sonra onun üzerinde konuyu geliştirirdim. Ve öğrencilere sorardım işte aşk nedir? Hepsinin tuhaf tuhaf tanımları vardır değil mi? Evet. Mesela işte bazıları biraz esprili olsun diye işte aşk dediğin turşu suyudur. İçenin midesini bulandırır, içmeyenin ağzını sulandırır. İşte bir deliye sormuşlar. Müthiş bir kahkaha atmış bir çığlık. Ben niçin çıldırdım demiş falan. Böyle aşkın çok romantik tanımları, biraz da saçma tanımları, tarifleri var. Tabii ki aşk şu anda tarifsiz, tanımsız. Kimsenin zihninde net bir çizgi çizmiyor. Bunun için de oldukça belirsiz bir kavram. Oysa biraz da bilim adamlığımız olduğu için aşkın hudutlarını çizmek istemişimdir her zaman. Bu açığa çıksın diye öğrencilerime sormuşumdur. Mesela ne olmasa aşk olmaz. Tabii çoğusu cevap verememiştir. Birkaç kişi cevap vermiş mi bilmiyorum ama burada sizlere de sorayım. Ne olmasa aşk olmaz. Çünkü bir şeyin oluşu bir şeyle mümkün olur. Bir şey olmazsa ötekisi olmaz. Yani varlık sırrını bir nedene borçludur. Evet. Diyebiliriz. Her şeyin bir sebebi var. Aşkın sebebi nedir? Onun sebebini bilmezseniz aşkı bilemezsiniz. Hocam işimizde aşkı bilen, neye üfleyen biri var. Evet. Ona bir soralım biz. Evet. Aşkın tanımını gerçekten hocamız çok güzel bir soruya değindi. Hani aşk olmazsa ne olmaz? Hani tez, antitez nedir? Gerçekten bu sorunun cevabını
bulmak benim için güç olur. Yaşayan bilir diyebilir miyiz? Yaşayan bilir ama tarif edemez. Mesela Necip Fazıl Poetikası'nda diyor ya işte arı bal yapar ama balı tarif edemez. Yani şair şiir yazar ama şiiri tarif edemez. Aşık bizzat işin içindedir ama tarif edemez. Hani şeyler diyorlar ya, balıklar denizin içerisinde yüzüyorlar, sürekli mütemadiyen şeyi duyuyorlar. Deniz, deniz, derya, deniz, derya. Annelerine, babalarına soruyorlar işte, anneciğim, babacığım, bu derya diye bir laf dolaşıyor ortada, bu nedir? İşte ol mahiler ki derya içredür, derya bilmezler. Denizin içindedirler, denizi bilmezler. İyisi kötüsü, bütün insanlar aşkın içerisindedir ama aşkı bilmezler. Şey geldi aklıma, Uğur Işıl'ın bir şarkısı var. Hı. Diyor, tariften mahrumdur bendeki çile, her çile yol almaz bu hasret ile. Tebessüm Hı. ederim ölüme bile, Azrail sevdamı sınasın diye. O Azrail'in sınadığı bir sevdanın adıdır, aşkla diyebiliriz esasında. Şimdi aşk, tabii biz belki aşka biraz zulmetmiş oluruz. Hani tarif ettiğin zaman bir şey ölüyor tabii. Aa, bu muymuş aşk falan diyebiliyorsunuz ama aşk öyle kolayca bir tarifle de ölecek bir şey değil. Ne olmazsa aşk olmaz, güzellik olmazsa aşk olmaz. Onun için hüsn güzelliktir. Güzel olmazsa aşk olmaz. Güzel olmadığı bir dünyada aşk düşünebilir misiniz? Mesele budur. Güzel. Güzel olacak. O halde güzeli anladığınız zaman zaten aşkın tarifi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Aşk, güzeli anlayan, güzelden haz duyan, güzele koşan tarafımızın adıdır aşk. Evet. Ha. Bu aşk nedir mevzusu bir ara böyle mecliste açıldı. Kendisi şu an Aden Körfezi'nde görev yapıyor. Yüzbaşı Selçuk abiye buradan selam olsun. Dedi ki aşk bilenlerin susup bilmeyenlerin konuştuğu şeyin adıdır. Evet. Dediğinize çıkıyor bir bakıma. Hani arı bal yapar ama balı tarif edemez. Tabii şimdi ama bizim dediğimizle aşkın neliği, niteliği, vasfı bütün çıkıyor ortaya. Çünkü güzel olmasa aşk olmaz dedik. Gerçekten yani aşktan evvel ne vardı? Güzel var. Evet. Değil mi? Mesela aşık olanların hemen hemen hepsinin bir güzeli yok mu? Onu peşinden koşturan bir güzeli yok mu? Var. Sevgilisi vardır, tabiat vardır. En nihayet güzeller güzeli, eşsiz güzel olan Allah var. Güzel. Dolayısıyla o güzeli anlıyorsun, o güzelden haz duyuyorsun, idrak ediyorsun ve o olmasa yaşayamıyorsun. Onun için alemde iki şey vardır. Bir güzel vardır, bir de ona koşan aşk vardır. Bu alemde üçüncü bir şey aramak imkansızdır. Ve her şey güzele koşar. Bak şimdi arkadaşlar gitarlarının tellerini tıngırdattı ve sevgili arkadaşımız neye üfledi, değil mi? Evet. Şimdi dertleri ne bunların? Müzisyen sesleri güzelleştirmek davasındadır. Heykeltıraş mermeri balçığı güzelleştirmek davasındadır. Edebiyat sözü güzelleştirmek davasındadır. Peygamberler ahlakı ve insanlığı güzelleştirmek davasındadır. Evet. Bütün insanların tek bir davası var. Güzelleştirmek ve o güzele aşık olmak. O güzelin peşinden koşmaktır. Güzellerin de ötesinde bir güzel var. Tabii en nihai güzel. Zaten koşuş oryadır. Necip Fazıl diyor ya, ne kadar vatan varsa o vatandan haberci. Gurbet dediğin senin yaratandan haberci. Çok basite indirerek söyleyebiliriz. Yemekten duyduğun haz. Şu çiçeğe baktığın zaman duyduğun haz. Bir güzel insanın yüzüne baktığın zaman duyduğun haz. Bunlar hep aşkın ip uçları, ilk adımlarıdır. Ve o sonsuz aşka götüren ilk adımlardır bunlar. Dolayısıyla bu aşktır ki yeryüzünde medeniyetlerin temelinde de bu var. Güzelleştirmek davası. Mimarlar şehirleri güzelleştiriyor. Bana güzele koşmayan bir meslek dalı söyleyin. Yani güzelleştirmek davası işte yani şiddetle lanetliyorum bak şimdi aklımıza terör geldi işte. Terörizmden başka, terörden başka, fesattan başka ve şeytandan başka. Bütün müesseseler güzelleştirmeye ve güzele koşarlar. O zaman dünya güzel olur işte. Demek ki aşk ve güzellik
Mesela düşünebiliyor musunuz? Sıradan laflar vardır. Yani konuşursunuz. Ama bir edebiyatçı gelir, o sözü güzelleştirmek ister. Ve bundan haz duyarız. Edebiyat derslerini hep böyle işlemişimdir. Mesela sıradan bir laf söyleyeyim size. Güzel midir mesela? Bir adam sıradan şöyle bir şey konuşsa, nesir şeklinde. Ya ben de yükselmek istiyorum. İçimde yükselmek arzusu var ama yükselmek için bazı tavizler vermek gerekir. İnsanın ahlakı bozuluyor yükselirken, yükselmek isterken. Dolayısıyla yükselmekten vazgeçtim. Bitti. Bunlara edebiyat diyebilir misiniz? Hayır. Sıradan sözlerdir. Ama adam bu duyguları nasıl güzelleştirmiş Arif Nihat Asya? Merdivenler yukarı taşır ayakları. Ben de çıkmak isterdim. Temiz olsaydı basamakları. Evet. Değil mi? Az önce söylemiş olduğumuz, değil mi? Sıradan söylemiş olduğumuz bir sözü ne yapıyor? Şair güzelleştiriyor, kalıcı oluyor ve onun peşine koşuyorsunuz. Laflar o kadar sıradandır ki mesela, işte bir örnek daha vermeme müsaade eder tabii misiniz tabii, mesela? Buyurun. Şimdi dikkatimi çekmiştir adres tanımı. Adres. Mesela şimdi size adresiniz ne diye sorsam çok sıradan cümleler falan filan 15. sokak filan cadde falan yerde. Değil mi? Necip Fazıl adresi güzel tanımlıyor. Diyor ki sordular adresin ne? Çeşmeye karşı dedim. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı dedim. Bu bir adres tanımıdır. Evet. Edibane ama bir Nihat Asya'nın adres tanımı vardır ki edebiyat sözü ne kadar güzelleştiriyor. Bu mesela beni çok duygulandırmıştır. Annesinin karnındaki çocukla konuşuyor Arif Nihat Asya. Daha doğrusu karnındaki çocukla konuşan bir anneyi tasvir ediyor. Orada işte şöyle başlıyor şiir. Pek de sert vurma kapıya. Sağır değiliz, duyduk. Geciktin mi randevuya? Bekle çocuk, bekle çocuk. Bekle. Memeye süt inmedi daha. Gözü yolda annelerin, babalar dönmedi daha. Biraz daha erken doğmak mı? Ne hakla çocuk? Ne anlayacaksın çiçeklerden erken açmakla çocuk? Bekle biraz daha hayat eşiğini. Bak marangoz da henüz bitirmedi beşiğini. Burada hangi kapıyı çalsan kapalı. Oynamaya geliyorsan oyuncaklar da pahalı. Fazla sıcak değil karnından annelerin kucağı. Ve dünya nüfusu tamam, taşırma bardağı. Gelme öyle ansız, hırsız gibi. Doğacaksan göklere doğu bir atsız yıldız gibi. Ben de böyle bir anneden doğmuştum. Ağlatmadan, incitmeden ve ağlamadan doğmuştum. Niyetim yoktu kalmaya. Şöyle şakadan doğmuştum. Otururum bunun burasında. Adresimi sorarsanız bedbahla bahtiyar arasında. Bir adres tanımı. Evet. Sözü ne kadar güzelleştiriyoruz. Değil mi? Edebiyatın bütün şeyleri terbiyeye matuftur. Ahlakı geliştirmeye matuftur. Güzelleştirmeye matuftur. İşte müzik gibi, mimari gibi, mühendislik gibi. Hangi bilim dalını, meslek dalını, insani oluşumları göz önüne alırsanız alın, dertleri güzelleştirmek. Ortaya güzel koyduğunuz zaman aşk o zaman doğar. Güzeli ortaya koymazsanız aşkı öldürürsünüz. Tabii, mesela bu. Sevgiyle yola çıkıldığı zaman, sevgiyle söze başlandığı zaman hakikat şehrini aşk ile bina etmeye başlıyorsunuz. Bir evladın dünyaya gelmesi, aşkın meyvesine benzetilmesi, edebiyatın orada sözün güzelliğini tesir ederek kullanılması, hüsnü talil yapılması sizin tabirinizle. Bir çocuğun gel, bir çocuğa gel deyip de çocuğun gelmesi ve onun aşkın misali olarak karşımıza dikilip durması aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın gönüllere sirayet ettiği o sevgi mülazasında gerçeklik payı var. Burada bir Mevlana-i Celaleddin Rumi'nin şiiriyle devam etmek istiyoruz. Gel Artık adlı şiiriyle, Gel Artık adlı şiirini biz parçalayacak, tamamlayacak parça olarak O Gün Sanlısoy'un Dikenli Menzil adlı parçasıyla tamamlayacağız.
Ne aklım kaldı benim, ne dinim. Ne kararım kaldı benim, ne sabrım. Gel, ne olur, gel artık. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor bana, ne içimin ateşini sor bana. Gel, gözünle gör, gel artık. Sıcağınla pişmiş bir somun gibi o kıpkırmızı al al yüzümü sorma. Gene ekmek gibi bayatla ye, bayatla ye. Gene ekmek gibi ufalana, ufalana. Çaresiz dökülmüşüm yollara. Gel, gel, topla beni. Gel artık. Bir vakitler bir aynaydım. Yüzünden izler toplamadaydım. Şimdi buruştum, şimdi sarardım. Gel gör beni, gel artık. Dere gibi akıyorum sağa sola. Ayrılık her yanımda pusuda. Sabahları yalvarırım, yakarırım rüzgarların karşısında. Gel gör beni, ne olur, gel artık. Başın kille ıslaksa da, ayağına diken batmışsa da, durma, gel Allah aşkına, gel demeden kurtar beni. Ey aşıklar peygamberi, gönül ateşinde yanmışım ben, boğulmuşum gözyaşına. Git, git sor Allah'ın seversen, ne yol gösterir sevgili, ne çare yazar bana. Kendim menzilde dedik. Teşekkür ediyoruz. Sayın hocama dönmek istiyorum. Programın ilerleyen bölümlerinde aşkın medeniyete nasıl tekamül ettiğini ya da başka bir tabirle burada bir yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. Erzurum çok güzel bir şehir. Erzurum'a gitmiştik. Dayım yanımda. Dayım kendisi Kabil Dilaveroğlu. Buradan selam, saygı ve hürmetlerimi sunmak istiyorum. Kendisi TRT'de genel yayın yönetmeni. Dayımla sohbet ettiğimde bana şöyle bir şey dedi. Dedi ki insanların yaptıkları binalar, kurdukları şehirler, işte otoparklar, ürettikleri araçlar, teknolojinin gelişmesi birer medeniyet tasavvuru olarak gözükse de asıl medeniyet şurada başlıyor. O gönüllerdeki aşkın akla zuhur etmesi, temas etmesi medeniyeti getirir mi hocam? Şimdi medeniyetten önce ne anladığımız önemlidir.
Yani şahsen benim şahsımın medeniyet telakkisi çok farklı. İşte turistleri görürsünüz, işte Mısır'da piramitlerin önünde fotoğraf makinalarını almışlar, şakır şakır çekiyorlar ve onlara büyük bir medeniyet harikası olarak bakıyorlar. Oysa ki ben o piramitlere baktığım zaman kölelerin sırtında şaklayan kırbaç seslerini duyarım. Medeniyet bu olmasa gerek. Medeniyeti şöyle tarif etmek lazım. İçinde insanın oluştuğu, kemale erdiği, insanın insan olduğu oluşumların, sistemlerin adı medeniyet olmalıdır. Bugün işte göklere sevimsiz sevimsiz yükselen gökdelenlere bakın. Büyük şehirlere bakın. Evet. İşlenen cinayetlere bakın. Yani yükselen bir şey var. İnternete bakın. Kıtalar komşu evlerinden daha yakın hale geldi. Daha yakın. Bir tuşa dokunduğunuz zaman Amerika önünüzde. Gelişen bir şey var ama ters orantılı olarak da kötürümleşen bir taraf var. İnsan. Hala hem cinsini öldürebiliyorsa, insanlık hala bu medeniyet denilen oluşumun içerisinde birbirinin aziz kanını içecek kadar canavarlaşıyorsa medeniyet nerede? Şimdi birinci, ikinci dünya harbine baktığımız zaman ortada ne var? Değil mi? Vahşet. Vahşet var. Sevgili bir şair Mustafa Öztürk'ün bir şiiri var. O çok hoşuma gider. Birkaç mısra seslendirmek isterim. Diyor ki bu sabah açınca gözlerimi doğan güne, dün akşamdan kanayan yaram göz gözdü yine. Gazeteler yazıyor, telefonlar işliyor. Bu yara bu milletin göğsünde genişliyor. Baktım yollar üstüne barikat kuruluyor. Baktım bu büyük millet arkadan vuruluyor. Meydanlarda robotlar, kuklalar sendeliyor. Zavallılar dil bilmez, söz anlamaz bir sürü. İpleri tutan cambaz emir veriyor, yürü. Yürüyorlar gözleri kan, çanağı, kin, gölü. Yürüyorlar yürürken bilmem kaçıncı ölü. Şimdi böyle bir oluşumun medeniyet olduğunu kim söyleyebilir? İsterse zikuratlar yükselsin, Çin Seddi binlerce kilometre uzansın, piramitler dikilsin, icatlar yapılsın, keşifler yapılsın. İsterseniz bu çağın adına siz atom çağı deyin, falan çağı, aşk çağı diye bilmedikçe medeniyeti kurmuş olamazsınız. İnsanlar keşke ne olaydı? Aşk. Bir gerçek tanısaydı. Hüsn, ikincisi aşk. Bunu tanısaydı medeniyeti inşa etmiş olacaktı. Dolayısıyla yeryüzünde ne medeniyetlere inanırım, ne de medeniyetlerin çatışmasına inanırım. Ne de medeniyetlerin uzlaşmasına. Çünkü yeryüzünde bir tek medeniyet vardır. Hurma lifleriyle örülmüş, kerpiçten damları vardır sevgili peygamberi. Evet. Değil mi? Böyle büyük büyük tapınaklar yoktur Peygamber Efendimiz. İlk mescit Kuba Mescidi, sevgili peygamberimizin mescidi. Nedir? Kerpiçten yapılmıştır. Hasır var mı? Hasır var. İçinde iman var ama. Bir insan tekamül etmiş. İnsan kemale ermiş. Sevgi o zaman başlamış. Sevgi. Bu bizim bulduğumuz şey ama işte getiririz oraya buraya başka medeniyetlerin adamına mal ederiz işte. Albert Camus demiş ki bir tek sorumluluğa inanırım. O da sevgi. Sevgiyi bizim dinimiz koymuş. Ve medeniyetimizin temelinde de bu var. Ve şöyle söylemek isterim. Bugün başımızın en büyük belası terörün analizini yapanlar şu noktaya gelirse terörün kökünü kurutabilirler. Kriminal masalara gidin. Bütün suçluların, bak bütün suçluların, suç işleyen insanların özünde sevgisizlik vardır. Evet. Ailede anne baba sevgisi almamış, topluma çıkmış, itilmiş, kakılmış. Bir insan her türlü işkenceyi affedebilir, unutabilir. En ağır işkenceler. Ama hor görülmüşlüğün insan ruhuna etki etmiş olduğu o acı psikolojiyi unutmaz. Onun için sevilmeyen insanlardan, sevgiyi yitirmiş insanlardan doğuyor bu. Topluma sevgi veremedik, aşk veremedik. Bundan ötürü bunlar oldu. Bu analizi iyi yapmak zorundayız. Mesela çocukların fıtratına bakın mesela. Ben bir babayım. İnşallah siz de olursunuz. Bilemiyorum. Yani inşallah olursanız, çocuklarınız olursa onların mesela tekamülünü, gelişmesini iyi takip edin. Çocuk fıtratını iyi gözleyin, iyi müşahede edin. Mesela bizim çocuklar var işte.
bir şey istediğim zaman, biraz ses tonumu yükselterek ver dediğim zaman vermiyorum. Verir misin dediğim zaman al diyorlar. Şimdi deneyin küçük evde kardeşleriniz böyle daha bebeklik ile çocukluk arasındaki olanlara bir deneyin. O küçük bir fıtrat bile etkiye böyle tepki gösteriyor. Sertleştiğin zaman sertleşiyor. Sevdiğin zaman seviyor. Tamam mı? Bunun için sevgili gençler, özünde sevgi olmayan, özünde insanı sevmeyen ve insanı kemale erdirmeye, yalnız dünyası için değil, insanın öteki boyutu da var. İnsan geçmişiyle, geleceğiyle, ahiretiyle, evrenle bir bütündür. Evet. Parçaladığınız zaman insanı anlayamazsınız. Mesela Göktuğ'u şöyle bağlamından koparalım değil mi? Annenden, babandan, vatanından, dininden sizi götürelim mesela Jüpiter'e, oraya da uzaylılar gelsin. Senin bir bütünlüğünden farkı, haberi yok bu yaratıkların. Sana böyle bakarlar, söyleyecekleri tek şey bu neyin nesi? Neyin nesi bak, neyin nesi diye sorarlar. Bu ne? Çünkü senin bütünlüğünü bilmiyorlar. Evet. Dolayısıyla insan bir bütünlük içerisinde vardır. Medeniyet de insanın bir parçasıdır. İnsan da medeniyetin bir parçasıdır, kopmaz. Dolayısıyla bütün bu oluşumların özünde, merkezinde aşk ve sevgi vardır, muhabbet vardır. Bu olmadığı zaman medeniyetten söz etmeyelim. Onun için yeryüzünde insanlık tarihi incelenirken buna iyi bakmak lazım. Medeniyetleri iyi telakki etmek lazım. Çin medeniyeti, Mısır medeniyeti, Yunan medeniyeti, işte ne bileyim. Osmanlı medeniyeti. Osmanlı tam bir medeniyettir tabii. Çünkü özünde sevgi vardır. Kusurları yok mudur? Vardır. Selçukiler, kusurları var mıdır? Yoktur. Tabii ki de, tabii. Bunlar zaten sevgiden sapmalar olduğu zaman, yani asıl ülküden, gayeden sapmalar başladığı zaman, zaten çöküşümüzün analizini doğru yapamıyoruz ki. Hani yükseliş dönemlerini iştahla okumuşuzdur. Mesela benim tarihte en fazla nefret ettiğim ve zayıf notlar aldığım devrelerim Osmanlı'nın çöküş yıllarına ait olan son tarihtir. Muhabbetim gelmiyordu ki. Evet. Değil mi? Fatih'i okumak haz veriyor, değil mi? Ya şu an KPSS'de çalışıyorum. Hani son dönem böyle bir buhranlı dönem. Sıkılıyorsunuz. Bir de o dönemde yaşayanların gözünden nasıl? Tabii ama geçmişi öğrenelim. Bakalım hangi hatalar evet. bize çökertmiş. Medeniyetimizin yıkılışı nedendir? Asla demin anlattığımız değerlere, ezeli değerlere nerede bağlı kalmışsak orada yükselmişiz. Dolayısıyla Osmanlıların, daha doğrusu Müslüman Türk devletlerinin veya Müslüman olan diğer devletlerin hataları var mı? Var. Onları bir kenara koyup ayrıyeten onları analiz etmek lazım. Ama işin özünde medeniyet kurmanın aday devletleridir diyebiliriz. Ama bu oluşumun dışında medeniyet tanımıyor. Burada bir Ramazan programından aklıma bir söz geldi. Diyor ki sevgi baht olmuş ezelden bize, siz de bir türlü, biz de bir türlü. Alacı düşmüş gördüğümüze, siz de bir türlü, evet. biz de bir türlü. Hocam bir şiirle devam edeceğiz. Sonradan kapanışı yapacağız. Hocamın, Sayın Hocamın Gel Ey adlı şiiriyle devam ediyoruz. Ve tamamlayıcı parça olarak da Yar Olmadın diye Mesutlar bize eşlik edecekler. Başlayalım. Sözü bir nurlu davet ferman olan yar. Kalpler sana hasret, seni bekler bir karardır. Gel ey, gel ey nur insanlığa bir can derman olan yar. Sensiz sineler, zulme beşik, hakka mezardır. Gel ey yüce ahlakı kerim, Kur'an olan yar. Artık zamanın sancısı dinsin ki bizardır. Rahminde doğum sancısı var gül renkli ufkun. Doğ ey sabahın gül yüzlü cana can olan yar. Çöller sana yangın, sana susuz öylece suskun. Gel sen ki ıtırsın güle can kan olan yar. Gel
Gel sen ki alemler sana hasret, sana vurgun. Gel ve sen gel ki şad olsun canı hep viran olan yar. Geliver dedik Mesutlara, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben sözü son kez Sayın Hocama bırakmak istiyorum. Hocam, sükuttan yola çıktık. İnsanın aşkla kendisini arayışını, kendisini bulmasından bahsettik. Aşkın bina edildiğinde medeniyet ikliminin kurabileceğinden bahsettik. Siz de çok güzel özetlediniz. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz son bir şey varsa mesajınız öğrencilerimize. Evet, son söz daima zor bir söz olur. Son söz aşkla, muhabbetle bitirelim. Milletimiz hakkında hayır dualarda bulunalım. İnsanlık hakkında hayır hah olalım. İnsanlığı aşka davet edelim. Güzelliğe davet edelim. İnsanlar hem güzel olsunlar hem güzelleştirsinler. Medeniyet böyle tekemmül eder. Eyvallah. Yeter mi bu kadar? Yeter bu kadar hocam. Tamam. Siz nasıl yeter ediyorum diyorsanız o kadar yeterdir. Ben huzurlarınıza bir kez daha müzisyen dostlarımıza ve bilhassa bizi kırmayıp buraya kadar teşrif eden Sayın Hocam Faruk Gürbüz, Doçent Doktor Sayın Faruk Gürbüz Hocama teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ben sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Göksu Okuyucu, Zamanın Külleri adlı programımızın 3. bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. 4. bölümde bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hepinize mutlu geceler, iyi geceler diliyorum sayın seyirciler. Görüşmek dileğiyle.
Hayaşa Kafe Restorant zamanın küllerini sundu. Thank you.